Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir YouTube sayfası açmaya karar verdim. PES 2018 ile ilgili online klasman puanı kasıyoruz. Ben Serdar. Öncelikle hiçbir abonem yok YouTube'da, bilginiz olsun. Ama bu beni kötü bir player olduğum anlamına gelmiyor tabii ki. Şu anda PES 2018'de Avrupa sıralamasında Serdar Bey diyecek nikimizde 22. sıradayız. Tabii değişmediyse, dün akşam yatarken öyleydi. Puan kasıyoruz. Bakalım rakibimiz kim gelecek, onu bekliyorum. İnşallah videolarımı beğenirsiniz. Bundan sonra böyle videolar atacağım, anlatımlı. Görüntüyü telefonla çekiyorum. Çünkü ekonomik durumum çok kötü. Bir aydır et, balık, hiçbir şey yemiyoruz ailece. O yüzden bu telefonda arkadaşımdan ödünç aldım. Videomu çekeceğim. Bilginiz olsun. 1263 puanım var şu anda, görüyorsunuz. Serdar Bey diyecek. Nick benim nickimdir. Eklemek isteyenler ekleyebilirler. Ama ben online olduğumda deliler gibi davet atmayın. Çünkü bazı arkadaşlarım atıyor. Oyun sırasında maalesef ki hem motivasyonumu düşürüyor hem de motive olamadığım için puan kaybediyorum. 1263 puan, yüksek puanlı olanlar bilir. 5-10 maç kazanıyoruz. En fazla 20 puan falan alabilirken bir maç kaybettiğinde yaklaşık 15-18 puan arasında bir puan düşüyor. O yüzden 10 maçlık emeğimiz heba oluyor. Rakibimizi arıyoruz. Tabi millet korkuyor şu anda gelmeye. Bu arada PSN'den ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız olursa elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bu oyunu Avrupa'da en iyi oynayan ben değilim tabii ki de ama yine hatır sayılır bir puanım var. Bakalım şu andaki oyunumda da rakip kim gelecek? Güzel bir galibiyet almaya çalışacağız. Gerçekten de korkudan kimse gelemiyor sanırım. İnşallah bağlantı da güzel olur. Bağlantı kötü olduğunda puan kaybetme ihtimalimiz artıyor tabii ki. Oyunumuzu oynayamıyoruz. Takım olarak çok değişiyor. Barcelona'yı seçiyorum. Galatasaray'ı seçtiğim oluyor, Galatasaraylı olduğum için. Ama bazen Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de oynuyorum. Sonuçta Türk'tür abi. Türk'ün adına duyuralım yani, anladın mı? O yüzden nikim de zaten görüyorsunuz. Serdar Bey diyecek. Türk olduğumuzu her yerde belli edelim. Çünkü Türk istedi mi her şeyi başarır. Gördüğünüz gibi rakip gelmiyor. Ben de olsam ben de gelmek istemezdim. Barcelona'yı seçtim. Kanat oyunu oynayacağım. Kanattan içeriye orta gol değil. Orta golde çünkü oyun PES 2017'ye göre orta gole dayalı bir oyun değil. Tabii ki de oyunun açıkları var maalesef ki. Ve bu açıkları da kullanarak tabii ki başarılı oluyoruz. Bu işin fraud yaptığımız anlamına gelmez. Sonuçta her oyunun açığı var. Ve her oyunun açığını illaki kullanıyorsunuz. Kullanmazsanız karşı taraf kullanıp yenebiliyor sizleri. 500-600 maç arası bir maç yaptım şu anda klasmanda. Ve son maçlarım çok iyi değildi. 1350 puanlardan düştüm buralara. Ama tabii ki bu benim gücümden hiçbir şey kaybettirmez. Sadece formsuzum. Ama bu formu da bir şekilde rakip gelirse tekrardan yükselteceğiz. Ama tabii bunun için rakip gelmesi gerekiyor. Oyun bile bile herhalde güçlü rakip denk getirmeye çalışıyor. Bu kadar uzun sürmezdi çünkü. Evet, bakalım. Evet. Ata Arda Alperen geldi. Evet. Ata Arda Alperen. 3'e 1 oynayacağız büyük ihtimalle. Vaha diye bir iğrenç bir espri yapmayacağım. Bakalım. Şimdi taktiğim açısından da belki bir şeyler katarım size. Şimdi şöyle bir Barcelona taktiğim var benim. En sağda Coutinho'yu oynatıyorum arkadaşlar. Zaten formu çok iyi şu anda. Suarez. Burada Rakitic ve Messi olarak bunu OS yapıp Go O yapabilirim. 3 forvet oynayan rakibe karşı muhakkak ki
3 tane çakılı stoper oynatırım abi. Bir tane de kanat adamım var ki bu Coutinho ile burayı darmadağın etsin diye. Şimdi çok önde oynuyorum, bunu biraz azaltacağım çünkü yoğunluğu da açıyorum arkadaşlar. Çünkü 2 tane kanat oyuncusuyla oynayacak 3 forvet. Buradan 2 tane kontrol hedefim var. Biri tanesi Coutinho, bir tanesi Lionel Messi. Yani Messi'nin aslında bunu Iniesta mı yapsak? Evet, Iniesta yapalım. Hücumda da kontra atak, uzun ve geniş oynuyorum arkadaşlar. Çünkü Coutinho'ya doğru oyuncularım açılmasını istiyorum. Şimdi başlayacağız. Bakalım neler olacak. İlk anlatımlı videom. İnşallah puan kaybı yaşamam. Evet, oyun ipuçları. Tabii bizde bu ipuçlarına gerek yok arkadaşlar. Biz ipuçları konusunda çok iyiyiz. İpin uçları konusunda diye iğrenç bir espri de yapmayacağım. Penaltıda nasıl kontrol edeceksin? Topa vurulduktan sonra uzanmak falan filan. Abidik gubidik işler. Evet, maçımız başlıyor. Allah yardımcımız olsun. Vurduğumuz gol olsun. Suarez'le başladık. Bakın şimdi Coutinho hemen kaçtı oraya. Şimdi Coutinho'yu bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Bağlantı biraz yavaş. Ve Suarez. Öbür maçta oynatmayacağım seni Suarez. Yani Manchester United de çok güçlü be abi. Suarez. Suarez. Suarez'in ilk 11 oynama şansı artık bitti arkadaşlar. Çünkü ikinciyi kaçırdı. Nefret ediyorum gol yemekten. İnşallah böyle bir şey olmayacak. Ama oyun yavaş. Bağlantı kötü. Bağlantı hoşuma gitmedi. Bu arada Pique'ye de tebrikler. Orta sahada işi varsa Pique'nin. Tebrikler. Shakira'ya sevgiler bu arada. Şimdi korner. En tehlikeli Manchester United için. Çünkü çok uzunlar. Evet, uzaklaştı. Girmez. Rahat ol. Girmez o. O girmez. Rahat ol. Bakın Coutinho'yu köşede boş. Attım hemen. Aldı. Attım pası. Ama oyun yavaş arkadaşlar. Yani algılamıyor oyunumu. Bu arada analogla oynuyorum. Yaklaşık 6-7 yıldır yönlerle oynayan biri olarak artık analogun çok daha faydası olduğunu gördüğüm için. Bakın hep kanattan gidiyorum. Çünkü şöyle şurada. Suarez. Tehditlerim sonucunda 3. golü 3.sünde attı. İnanılmaz bir gol. 1-0 öne geçtik ama oyun disiplinden asla kopmayacağız. Çünkü pası iyi yapıyor. Şimdi pres, Pique. Ah Pique, vah Pique. Pique senin, ben Pique. Evet kaleci. Arkadaşlar zaman geçirme bilmem ne falan öyle şeylerim yoktur. Hani bu tarz çirkin şeyler hayatta yapmam. Kaçırdık. Coutinho bacak ara, faul ver. Vermedi faul. Hakem İngiliz. Ya Pique orada işin de senin. Bakın aldık. Attık Iniesta. Coutinho yine Messi kaçtı. Messi tabi. Messi kötü bir şey yapsa da ilk 11 onu oynatacağız abi, mecbur. Lukaku'ya dikkat. Dikkat edin şu Lukaku'ya. Konuşamadım. Iniesta at artık. Arkadaşlar top pas arası yapıyorum bakın. Yani adama basmak yerine en iyisi pas arası yapmak. Iniesta çok formsuzsun. Evet geliyorlar. Geliyorlar ama tabii ki. Bu arada Barcelona ile defans yapmak kolay değil. Pique evet hava toplarına çok hakim ama onun dışında Umtiti falan çok böyle iyi bir stoper değil.
O yüzden mesela Lukaku'yu falan tutmak kolay değil. Orta yedik golü Lukaku. Abi oyun yavaş ya. Oyun disiplininden kopmuyoruz. Asla kopmuyoruz. Biraz bu arada ilk daha makine açtım. İlk maçım muhakkak elim ısındığında bir fayda olacaktır. Suarez harcamaya devam ediyor pozisyonları. Coutinho! Coutinho! Değil Messi. Beni de kandırdı. Ben dedim Coutinho sol ayağını nasıl vurdu öyle ya? Lionel Messi. Bu adam neyin nesi Lionel Messi? Affeder mi sanıyorsun? Yapma, Suarez kaçtı. Suarez kaçtı. Suarez. Suarez 3. gol attığını takımının gösteriyor eliyle. 3-1 oldu. Vurdu, 3-1 oldu. Evet, gaza geldim arkadaşlar. Tabii benim en büyük avantajım girdiğim pozisyonları değerlendirebiliyor olmak. Bu büyük bir avantaj oyunda. Bas. Messi ile bile defans yapıyorum abi ya. Takım ruhu. Bas. Tav oldum ben bu çocuğa. Bas. Olmadı. 3-1. Kontrollü oynamak lazım arkadaşlar. Çünkü rakibin hücumu iyi. Keşke baktık mı ki kaç galibiyet, kaç yenilgisi falan var ya. Hiç hatırlamıyorum. Bakın yine sağ kanada. Hem sağ kanatta adamları biriktiriyor olmam benim pas yüzdemi arttırıyor. Çünkü adamlar oraya yapışık olduğu için ve ben bir kanattan geldiğim için pas yüzdemi arttırıyorum. İsabetli pas yüzdesini arkadaşlar %80-90 arası bir şey muhakkak yapmanız gerekiyor. Eğer ki oyun kuran, oyuna hakim oynayan bir oyuncuysanız. Tabii bekleyip kontrol oynuyorsanız bu sizin ileriye attığınız pas kalitesinin yani %60-70 arası bile olsa kazanmanıza sebep olur. Ama eğer oyunu parselleyen ve domine eden bir oyun yapınız varsa muhakkak ki %85'in altına zaten pas yüzdesine inmemeniz lazım. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu oyun verileri size gösteriyor. Derken adam çok iyi. 3-2 oldu. Bu arada bir şey fark ettim. Konuşurken oyun kalitem düşüyor. Ama ne olursa olsun başarı. Adam starta bastı. Büyük ihtimal bir drink alıyor kendine. Evet. İlk yarı 3-2. Aslında bu kadar gol yemem ama hem oyun yavaşlaması, çok yavaş oyun. Yani defans yapamıyorum. Hem de adamın hücum gücü iyi. Ama defans yapmayı bilmiyor. Şu anda istatistikler 5 şutun 5'i de kaleyi bulmuş. O 3'ünü kaleyi bulabilmiş. Ortada bir maç. 66 pasın 59'un ise aslında pas yüzdesi de iyi. Bakalım neler olacak ikinci yarı. Manchester United'ın defansı orta seviyede ama hücum olarak yani Lukaku, İbrahimovic özellikle ikisini de oynattığında hem fizik açısından orta sahada Pogba, Fellaini olduğunda düşünürsek stoperde Smalling tabii ki ortalarda bize dezavantaj yaratacak. Bizde sadece en uzun Pique var. Onun dışındaki bütün oyuncular ağı yavaş ve çok hızlı olmayan oyuncular. Sergio Busquets, Iniesta, Rakitic bunlar teknik ama hızlı değiller maalesef. Ama tabii Messi, Suarez ve Coutinho. Daha sonra Dembele'yi sonradan oyuna sokuyorum. Bunlar tabii ki de bizi skora götürebilecek hızda ve bitiricilikte adamlar. Dembele o kadar iyi değil ama bitiricilikte. Ama tabii ki hızından yararlanıp. Bende şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Bende bir adamın bitiriciliği iyi değilse genelde onunla pas vermeyi denerim. Hani gol atmak yerine pas vermek daha iyi. Bu arada hastayım. Kusura bakmayın ses tonumdan. Yalnız inanılmaz çalımlar atıyor adam. Lukaku, 3-3. Aman tanrım 3-3. Taraftarlar suskun. Tabii ki de bu maçı böyle bırakmayacağım.
Evet. Nereye attın? Ha? Nereye attın? Coutinho'da kaçtı Suarez. 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 Ne yapıyorsun oğlum? Ve gole bakın. Çok böyle ayağında topu tutarsan böyle olur işte. Pinch. Böyle olursun. Hak ettik biz bunu. 4-3. Bu maçı alacağız. Bütün her şey bizim lehimizde. Bence de surprise. Spiker bu golün sürpriz olduğunu söylüyor. Sürpriz değil bu, salaklık arkadaşlar yani. Orada bile çalımlara girersen. Messi. Abi oyun yavaş ya. Evet. Biz defansı yerleştirelim, ne olur ne olmaz. Arapaz. Rakitic. Rakitic. Çok pas hatası yapıyorum. Çok. Evet. Sen benim topumu kesersen. Kaçır. Messi'yi kaçır. Messi'yi kaçır. Yavaş Sinisterra, yavaş. Ama burada pikemiz var. Rakitic! Rakitic! Rakitic iman gücüyle vurdu Rakitic. Olmadı. Olmadı Rakitic. Güzel bir orta gol getir. Busquets! Busquets! Seni niye oynattığımı hala anlamış değilim Busquets. O gol yalnız ilaç gibi geldi bize. Abi abi vuramasan da adamlar kafayı sürtüyor, bir şey yapıyor. Top bizde. At Coutinho'ya. Coutinho'ya at oğlum, Coutinho. Coutinho! Sen nasıl kaçırsın? Oo, Coutinho yorulmuş beyler. Coutinho yorulmuş. Yani çok aşırı çalım yapıyor ve bu ona pahalıya patlıyor. Evet. Ya vur artık ona ya. Abi olacak iş değil ya. Arkadaşlar riske girmek zorundayız. Coutinho gitti. Ama Coutinho'nun şut gücünü kullanabiliriz. Bu OS olur. Şimdi bunun yerine Dembele'yi alacağım. Stoper'in birini çıkaramam hayatta. Bir tane daha hızlı bir adam lazım bize. Rakitic'i kenara çekip şöyle şunu Denis Suarez'i alabilirim. Arkadaşlar artık risk alma zamanı. Beki sağ bek Nelson'u ileriye çıkaracağım. Kötü oldu ya. Ya Neymar, Neymar. Bakalım şimdi ne oldu? 4 golde yememem gerekiyordu ya. Şuraya bak ya. Bana çarpıyor, yine ona geliyor. Vur abi, vur, ona da vur. Lingard bütün puanlarımızı götürebilirdi. Arkadaşlar sıkıntılı durumlar başladı. 13 dakika kaldı. Abi hepsine vuruyorlar. Hepsine ya. Hepsine vuruyorlar abi. Hepsine.
Çok iyi pas yapıyor. At artık. Neyi bekliyorsun? At. Gitti bütün puanlarımız arkadaşlar. Baksana abi. Hepsi abi ya. Hepsini vuruyor ya. Gitti. Bütün puancıklar gitti arkadaşlar. Ama oyun inanılmaz yavaş şu anda ya. Bizdeki Suarez'a bakın. Neyse küfür etmeyeceğim. Gitti abi Paul'da. Gitti, yemin ediyorum gitti ya. Olacak iş değil ya. Yuh, paslar aynı. Olamaz böyle bir şey. Kaç puan düşecek bakın şimdi. İlk videomda göte gelmenin... Abi senin galibiyet oranın kaç ya? Bir de Fenerbahçe yenmiş bize abi. Gitti güzelim puanlar. Evet arkadaşlar. İlk videomda yenildim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benim yaptıklarımı yapmayın. Lütfen yapmayın. Çünkü ben bu oyunu bilmiyorum. Zaten formsuz olduğumu şimdi görüyorsunuz. Rezalet.